Tarık pusuyu sezdi galiba. Aman ne komik. Ben olsam trajikomik derdim. Çünkü müstakbel kocanın senin kadar bu toplantıyı önemsemediği çok belli gözüyle. Sen kendi özel hayatında bu kadar ilgilenseydin biz şimdi bu halde olmazdık. Müşterileri ara, toplantıyı ertele hemen. Efendim Güzide. Merhaba Hülya teyzeciğim. Tarık konağa geldi mi diye soracaktım. Yok, daha gelmedi. Ben de seni arayacaktım. Saatlerdir ulaşamıyorum ona. Sizin toplantınız yok muydu? Evet ama ben de ulaşamadım. Mecburen toplantıyı erteledim. Ben şöyle mi yapsam? Konağa gelsem, Tarık'ı orada beklesem uygun olur mu? Tabii ki olur. Gel de o uğursuz kızın gidişini kutlayalım Tarık gelene kadar. Tamam, görüşürüz. Tamamdır. Toplantıyı iptal ettim. Ben konağa geçiyorum abicim. Tarık'la güzel bir gece geçirmeden önce müstakbel kayınvalidesinin gönlünü hoş edeyim. Abla, Ayşe ile başa çıkamıyorum. Ayşe Elif'i sorup duruyor. Geçiştirmeye çalışıyorum ama vazgeçmiyor bir türlü. Ne yapacağız? Gönül, ufacık çocuk. Zamanla unutur gider. Abla, pedagogun dediğini sen de duydun. O kadar basit değil biliyorsun. Tarık'ın dediğini sen de duydun. O kızı bir daha bu eve sokmaz. İyi de çocuğun sağlığı söz konusu. Elif gerçekten dönmeyecekse bunu Ayşe'ye nasıl anlatacağız? Tabii ki dönmeyecek. Ne demek gerçek? Ayşe çok üzülecek. Üzülsün. İster üzülsün ister ağlasın. O kız bir daha bu konağa girmeyecek. O şımarık da gerekirse hastaneye yatar. Doktorlar ilgilenir canım. Selam. Güzide. Bu ne şıklık. Çok teşekkür ederim Hülya teyzeciğim. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Hazır mısın kutlamaya? Hem de nasıl. Tarık'ın toplantıyı unutmasına şaşırdım doğrusu. Ona biraz anlayış göster kızım. Çok zor günler geçiriyor. Burada bir değişiklik mi yaptınız? Tarık, Yeşim'in vazosu kırılınca çok kızdı. Öfkeden deliye döndü. Yeşim'in bütün yaptığı çalışmaları kaldırdı. Hepsini? Evet, hepsini. Bu yüzden bir daha o kızı bu konağa getirmeyeceğine eminim. Getirmesin de zaten. Hepimizin huzurunu kaçırdı. Yalnız tek endişem Ayşe. O çok bağlandı Elif'e. Aman Güzide, bırak Ayşe'yi. Ufacık çocuk bugün yarın hepsini unutur. Hem Ayşe'nin kaprisi yüzünden ailemi, şerefimizi riske atacak değil. O kız hem aile itibarımız için hem de Tarık'ın geleceği için büyük bir tehditti. Tarık onu ayağımızın altından alarak en doğrusunu yaptı. Bence de. Farkında olmadan öyle büyük bir iyilik yaptın ki bana Tarık. Elif konakta olmayınca ondan kurtulmam çok daha kolay olacak. Öf, seni Elif ablam sandım dönüm. Saat çok geç olmuş elma şekerim. Uyutayım mı artık seni? Hayır, ben uyumak istemiyorum. Ben Elif ablam gelmeden uyumam. Ama onun çok işi varmış. Bu gece gelemeyecekmiş. Bana ne, bana ne? Ben Elif ablamı bekleyeceğim.